23. bölüm Karaya çıktığımızda saat 8'di. Kısa bir süre geçici ışığın tadını çıkararak sahilde yürüdük. Sonra otele çekilip suların, ormanın ve karanlıkta belirsizleşse de hala siyah hatlarını belli eden dağların tatlı görüntüsünü izledik. Güneyde zayıflayan rüzgar şimdi büyük bir şiddetle batıdan esiyordu. Göğün zirvesine yükselen ay artık alçalmaya başlıyordu. Akbabaların uçuşundan da hızlı hareket eden bulutlar ayın ışınlarını karartıyor, bu hareketli göğü yansıtan göl yükselmeye başlayan huzursuz dalgalarla daha da hareketli bir hal alıyordu. Birden ağır bir sağanak verdi. Gün boyu sakindim. Fakat gece olup nesnelerin biçimleri belirsizleşince zihnimde yüzlerce korku belirdi. Endişeli ve tetikteydim. Sağ elimle göğsümde saklı duran tabancayı kavramıştım. Her sesle korkuya kapılıyordum ama canımı seve seve vermeye, ben ya da düşmanım ölmeden çatışmayı bırakmamaya kararlıydım. Elizabeth huzursuzluğumu bir süre ürkek, korkulu bir sessizlikle izledi. Fakat bakışlarımda ona dehşet veren bir şey vardı. Titreyerek sordu. ''Sevgili Victor, niçin huzursuzsun? Korktuğun ne?'' ''Ah, rahat ol, rahat ol hayatım.'' diye yanıtladım. ''Bu gece geçsin, her şey güvenli olacak. Ama bu gece korkunç, çok korkunç. Bir saatimi bu ruh haliyle geçirdim. Sonra aniden o sırada gerçekleşmesini beklediğim dövüşün eşimi ne kadar korkutacağını düşündüm. Ciddiyetle gidip yatmasını istedim Elizabeth'ten. Düşmanımın durumu hakkında bir bilgi edinmeden onun yanına gitmemeye karar verdim. Elizabeth yanımdan ayrıldı. Binadaki geçitlerde bir aşağı bir yukarı yürüyüp düşmanımın saklanabileceği her köşeyi tetkik ettim. Fakat hiçbir iz bulamadım. Talihin bir şekilde tehdidini gerçekleştirmesinin önüne geçtiğini düşünmeye başlamıştım ki birden tiz ve korkunç bir çığlık duydum. Elizabeth'in yatmak üzere girdiği odadan geliyordu. Çığlığı duyduğumda gerçeği anlayıverdim. Kollarım yana sarktı. Tüm kaslarım, tüm liflerim cansızlaştı. Kanımın ağır akmaya başladığını, el ve ayak parmaklarımın uçlarını karıncalandırdığını hissettim. Bu hal sadece bir an sürdü. Çığlık tekrarlandı ve ben de odaya koştum. Yüce Tanrım, niçin o anda ölüp gitmedim ki? Niçin en büyük umutların, yeryüzündeki en temiz yaratığın yok edilişini anlatmak için buradayım? Orada, cansız, hareketsiz, yatağa fırlatılmış haldeydi. Başı aşağı sarkmıştı. Saçları solgun, çarpılmış yüzünü kısmen örtmüştü. Nereye baksam aynı görüntü karşımda. Katilin Elizabeth'in artık tabut altlığına dönmüş gelin yatağına fırlatılıp attığı gevşek bedeni, cansız kolları. Bunu gördükten sonra yaşayabilir miydim? Heyhat, hayat inatçıdır ve en çok nefret edildiği anda sımsıkı tutunur size. Sadece bir an her şey silindi kafamdan. Hissiz biçimde yere yığıldım. Kendime geldiğimde oteldekileri etrafıma toplanmış buldum. Yüzlerinde yoğun bir dehşet ifadesi vardı. Fakat bu ifade beni ezen duyguların ancak bir gölgesi, bir şaka gibiydi. Onlardan kurtulup Elizabeth'in yattığı odaya girdim. Hayatım, karım, biraz evvel canlı olan pek sevgili, pek kıymetli Elizabeth. Az önce gördüğüm yatış şekli değiştirilmişti. Şimdi yatarken başı kolunun üzerindeydi. Yüzüne, boynuna bir mendil örtülmüştü. Sanki uyur gibiydi. Koşup ona tutkuyla sarıldım. Fakat ölümün kıpırtısızlığı ve uzuvlarının soğukluğu, şimdi kollarımda tuttuğumun, eskiden sevdiğim, üzerine titrediğim Elizabeth olmadığını söyledi bana. İblisin ölümcül kavrayışının izi boynundaydı. Dudaklarında nefes yoktu artık. Çaresizliğin acısıyla Elizabeth'in üzerine eğilmişken yukarı bakacağım tuttu. Evvelce odanın pencereleri karanlıktı. Ayın solgun sarı ışığının odayı aydınlattığını görünce bir nevi panik hissettim. Panjurlar itilip açılmıştı. Tarifi imkansız bir korkuyla açık pencerede o uğursuz, iğrenç figürü gördüm. Bir sırıtış vardı canavarın yüzünde. İfrit parmağıyla karımın cesedini gösterirken alay eder gibiydi. Hemen pencereye koştum. Göğsümden çıkardığım tabancayla ateş ettim. Fakat isabet ettiremedim. Canavar durduğu yerden sıçrayıp yıldırım hızıyla koşarak göle daldı. Tabanca patlayınca bir sürü insan odaya doluştu canavarın kaybolduğu noktayı gösterdim. Teknelerle peşine düştük. Ağlar atıldı fakat boşunaydı. Birkaç saat sonra umutsuzca geri döndük. Yanımdakilerin çoğu gördüğüm şeyin hayal gücümün ürünü olduğuna inanıyordu. Kıyıya çıktıktan sonra etrafı araştırmaya başladılar. Gruplara ayrılıp ağaçların, bağlıkların arasında farklı istikametlere gittiler. Onlara katılmayı deneyip evden biraz uzaklaştım ama başım dönüyor. Adımlarım bir sarhoşun adımlarına benziyordu. Sonunda tamamen tükendim. Gözlerime bir perde indi. Tenim hummalı bir ateşle kavrulmaya başladı. Beni o halde gerisin geri taşıyıp yatırdılar. Olup bitenlerin pek farkında değildim. Gözlerim kaybettiğim bir şeyi ararcasına odayı tarıyordu. Bir süre sonra kalktım. Adeta bir içgüdüyle sevgilimin cesedinin yattığı odaya süzüldüm. Ağlaşan kadınlar vardı çevresinde. Cesede baka kaldım ve kederli gözyaşlarımı onlarınkine kattım. Bütün bu süre boyunca belirgin bir şey düşünemedim. Aklım çeşitli konulara kayıp durdu. Talihsizliklerim ve bunların sebeplerine dair karmaşık düşüncelere kapıldım. Bir hayret ve korku bulutu içinde şaşkına dönmüş vaziyetteydim. William'ın ölümü, Justin'in idamı, Clerval'in ve son olarak eşimin katledilişi. O an bile geriye kalan dostlarımın ifritin kötülüklerine karşı güvende olup olmadıklarını bilmiyordum. Hatta belki babam şimdi onun pençesinde kıvranıyor, Ernst ise ayağının dibinde ölü halde yatıyordu. Bunu düşününce ürperip hareketlendim. Mümkün olan en hızlı biçimde Cenevre'ye dönmeyi kararlaştırdım. At bulmam mümkün değildi ve göl üzerinden dönmek zorundaydım. Fakat rüzgar elverişli değildi. Üstelik sağanak halinde yağmur yağıyordu. Ancak henüz sabah oluyordu ve geceleyin oraya ulaşabilirdim. Kürek çekecek adamlar tuttum. Kendim de bir küreğe geçtim. Zira zihinsel eziyetlerimi hafifletmek için daima bedenimi çalıştırmaktan medet ummuşumdur. Fakat o anda son derece perişan olmam, yaşadığım aşırı heyecan gücümü tamamen tüketmişti. Küreği attım, başımı ellerime yaslayıp kuvvetli düşüncelere yol verdim. Başımı kaldırdığımda mutlu zamanlarımdan aşina olduğum, ve artık bir gölgeden, bir hatıradan ibaret Elizabeth'le önceki gün seyrettiğimiz manzaraları görüyordum. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Yağmur bir anlığına durdu ve suda tıpkı birkaç saat evvelki gibi oynaşan balıkları gördüm. Elizabeth de görmüştü onları. Hiçbir şey insan zihnine büyük ve ani bir değişim kadar acı veremez. İster güneş ışıldamaya devam etsin, isterse bulutlar kararsın. Hiçbir şey gözüme bir önceki günkü gibi görünmeyecekti bir ifrit gelecekte mutlu olma umudumu tamamen alıp götürmüştü. Hiçbir varlığın başına gelmemiş bir perişanlık içindeydim. Bu kadar korku verici bir hadisenin insanlık tarihinde eşi yoktu. Fakat niçin bu kahredici hadisenin sonrasını anlatıp duruyorum? Bir korku hikayesi oldu benimki. Hikayenin doruğuna da vardım. Şimdi anlatacaklarım size usandırıcı gelebilir. Bilin ki dostlarım birer birer koparılmıştı benden. Yapayalnız kalmıştım. Kuvvetim tükendi. Uğursuz hikayemi birkaç kelimeyle tamamlamalıyım artık. Cenevre'ye vardım. Babam ve Ernst henüz hayattaydı. Ama benden duyduğu haber babamı çökertti. O harika, muhterem ihtiyarı görür gibiyim. Boş boş bakıyordu çünkü tılsımını, has kaynağını kaybetmişti gözleri. Elizabeth'i kızından da öte sevmişti. Bir insanın hissedebileceği en büyük sevgiyle. Hayatının son deminde sevecek fazla kimsesi olmayıp geride kalanları daha candan kucaklayan her insan gibi Elizabeth'in üzerine titremişti. Onun kır saçlarına ızdırap düşüren, perişan edip tükenmesine yol açan ifrite lanet, lanet olsun. Çevresinde biriken dehşeti kaldıramadı. Hayat kaynakları birden tükendi. Yatağından kalkamayıp birkaç gün sonra kollarımda öldü. O zaman bana ne oldu hiç bilmiyorum. Hislerim kaybolmuştu. Sadece zincirlerle karanlığın baskısını hissediyordum. Bazen çiçekli çayırlarda, güzel vadilerde gençliğimin dostlarıyla gezip dolaştığımı düşünüyordum. Fakat uyandığımda bu zindanda buluyordum kendimi. Bunu melankoli takip ediyordu. Fakat yavaş yavaş acılarımı ve durumumu açık seçik kavramaya başladım ve o vakit hapishanemden çıktım. Delirdiğimi düşünmüşlerdi ve anladığım kadarıyla aylarca tek başıma bir hücrede yaşamıştım. Fakat aklım başıma gelince, içimde intikam duyguları da uyanmasa, özgürlük benim için faydasız bir armağan olurdu. Başıma gelen felaketlerin hatırası üzerime geldikçe, bunların sebebini düşünmeye başladım. Yarattığım canavar, mahfuma sebep olsun diye dünyaya saldığım sefil iblis, onu düşündükçe çıldırtıcı bir öfkeye kapılıyordum. Melun'u ele geçirip ondan büyük, esaslı bir intikam almayı arzuluyor, bunun için tutkuyla dua ediyordum. Nefretim kendini uzun süreliğine gereksiz isteklere hasretmedi. Nefretimi sağlama almanın en iyi yolları üzerine düşünmeye başladım. Bu amaçla salı verilmemden bir ay sonra şehirdeki bir ceza yargıcına giderek bir suçlamada bulunacağımı, ailemi yok edeni tanıdığımı, katilin tutuklanması için tüm yetkisini kullanmasını istediğimi söyledim. Sulh yargıcı beni dikkatle, nazikçe dinledi. Hiç merak etmeyin efendim, dedi. O haini bulmak için hiçbir zahmetten, hiçbir çabadan kaçınmayacağım. Size teşekkür ederim, diye yanıtladım. Şu halde vereceğim ifadeyi dinleyin. O kadar garip bir hikaye ki, harika olmakla beraber, gerçekten ikna edici bir tarafı olmasa inanasınız gelmezdi maalesef. Bu hikaye bir rüya sanılamayacak denli bütünlüklü. Yalan söylememi gerektiren bir şey de yok. Ona bu şekilde hitap ederken etkileyici fakat sakin bir tavır içindeydim. Yüreğimde yok edicimi ölüme taşıyacak bir çözüm oluşturmuştum ve bu gaye ızdırabımı yatıştırıp bir süreliğine beni hayatla uzlaştırmıştı. Başımdan geçenleri özetle ama düzgün ve dikkatlice, tarihleri doğru biçimde belirterek ve hiç sövüp saymadan, bağırmadan anlattım. Sulh yargıcı başlangıçta gayet kuşkulu görünüyordu. Fakat ben anlatmaya devam ettikçe dikkati ve ilgisi arttı bazen dehşetle ürperdiğini gördüm. Bazen de inanmazlıktan uzak bir şaşkınlık beliriyordu yüzünde. Anlattıklarım bitince şöyle dedim. Suçladığım, yakalanıp cezalandırılması için tüm kudretinizi kullanmanızı rica ettiğim yaratık bu işte. Sulh yargıcı olarak göreviniz bu. İnsan olarak duygularınızın da şu halde söz konusu işlevin yerine getirilmesine karşı çıkmayacağını umuyor ve buna inanıyorum.'' Bu hitap muhatabımın yüz ifadesinde kayda değer bir değişime yol açtı. Ruhlarla, doğaüstü olaylarla ilgili bir masal nasıl kısmen inanarak dinlenirse o da öyle dinlemişti hikayemi. Fakat resmi olarak harekete geçmesi rica edildiğinde tekrar tamamen kuşkucu bir tavra büründü. Yine de yumuşak bir yanıt verdi. Bu işte size memnuniyetle yardımcı olurdum. Fakat bahsettiğiniz yaratık tüm çabalarıma meydan okuyacak güçlere sahip gibi görünüyor. Buz denizini aşabilen, hiçbir insanın girmeye yeltenmeyeceği mağaralarda inlerde yaşayan bir hayvanı kim takip edebilir? Üstelik suçlarını işlemesinin üzerinden birkaç ay geçmiş. Ne tarafa gittiğini, şu an hangi bölgede olabileceğini kestirmek mümkün değil. Yaşadığım yerin çok yakınında olduğuna kuşkum yok. Şayet gerçekten alplere sığındıysa onu dağ keçesi gibi avlayıp yırtıcı bir hayvan gibi yok etmek mümkün. Fakat ne düşündüğünüzü anladım. Anlattıklarıma itimat etmiyorsunuz. Hak ettiği cezayı vermek için düşmanımın peşine düşmeye niyetiniz yok. Konuşurken gözlerim hiddet saçıyordu. Sulh yargıcının gözü korkmuştu. Yanlışınız var, dedi. Gayet sarf edeceğim. Canavarı yakalamak elimden gelirse suçlarıyla orantılı bir ceza çekeceğinden emin olun. Fakat bahsettiğiniz özellikleri dolayısıyla bunun yapılamayacağından korkuyorum. Yani gereken her önlem alınacak olsa da hayal kırıklığı yaşamaya hazırlıklı olmalısınız. Böyle bir şey olamaz. Fakat ne söylesem fayda etmeyecek. Benim intikamım sizin nazarınızda önem taşımıyor. Ayrıca bir fenalık olduğunu kabul etsem de bu intikam ruhumun beni yiyip bitiren yegane tutkusu. Toplumun arasına saldığım katilin hala yaşadığını düşündükçe duyduğum öfke anlatılamaz. Adilane talebimi reddediyorsunuz. Tek çarem kaldı. Yaşasam da ölsem de onu yok etmeye adıyorum kendimi. Bunu söylerken aşırı heyecandan titriyordum. Tavrımda çılgın bir hal, hiç kuşkum yok ki eski zaman şehitlerinin sahip olduğu rivayet edilen mağrur atılganlık vardı. Fakat kafası adanmışlık ve kahramanlık fikirlerinden çok başka şeylerle meşgul olan Cenevrili sulh yargıcı için bu zihinsel yükseliş daha ziyade delilik gibi görünüyordu. Bir çocuğu yatıştırmaya çalışan dadı gibi davranıyor ve hikayemi ateşli hastalığımın etkilerine yoruyordu. Bayım diye bağırdım. Aklınızla böyle gururlanmanız ne kadar cahilce. Yeter, neden bahsettiğinizi bilmiyorsunuz. Öfkeli, endişeli halde oradan çıktım ve başka bir eylem şekli belirlemek üzere köşeme çekildim.